Kocaman. Neden balıklara alışıyoruz? Çünkü bu yılın şanslı burcundan başlardım. Benim bu yılın şanslı burç koç olunca koçtan başladık abicim, ben ne yapayım? Bir sene önce balıktan başladık. O yüzden de balıklara hep alkış alıyorum her yerden. Şimdi balık ve yükselen balıklar için çok önemli bir yıl. Satürn balık burcuna geçiyor 7 Mart itibariyle. Hayatınızı yeniden yapılandırıyorsunuz. Bundan 2-2,5 yıl önce hayatınızı birçok alanında kontrol sizin elinizde değildi. Şöyle düşünün. Bir inşaatınız vardı ve o inşaatı yıktınız. Bomboş şu an alan. Satürn balık burcuna geçince önünüzdeki 2,5 yıl boyunca oraya yeni bir şey inşa edeceksiniz. Ama 3 katlı, ama 15 katlı, ama rezidans, ama tek bahçeli bir ev ya da havuzlu bir villa. Ona siz karar vereceksiniz. Hayatınızı yeniden yapılandırıyorsunuz. Kolay bir süreç değildir. Ama bu dönem böyle nakış nakış, ince dantel dantel hayatın sizin için bazı şeyleri işlediğini de göreceksiniz. Güzel olan taraf 16 Mayıs'a kadar bir kere para konularında en şanslı burç balık. Cebinize iyi para gidecek. Bence hayatınızı kurarken bu parayı tutmayı da unutmayın. Ya da gördüğünüz herkes değil, inerken yine aynı insanlarla karşılaşabilirsiniz bu dönemde. Anlaştık mı? Bu çok önemli. Bir kere 16 Mayıs'a kadar parayla ilgili konularda büyük şans ve fırsatlarınız var. Bu bereketiniz ve bolluğunuz artacak. Ama aynı yerde düzgün bir maaşım var, nasıl olacak mı demeyin. Bir arkadaşınıza borç vermişsinizdir, çok uzun zamandır alamıyorsunuzdur, unuttuğunuz bir para vardır, sigorta şirketi arar, bankada paranız kalmış diyebilir. Mahkeme belli olur. Gelebilir. Patronunuz size bir terfi için bir para ödene ya da bir para verebilir. Bakın olasılıklar çok yüksek ama paranız eksilmeyecek. 16 Mayıs'a kadar bunu iyi kullanın. Mart ve Nisan aylarında bunu göreceksiniz zaten. Bence de ben oraya geliyorum. 16 Mayıs'tan sonra ise şans faktörünüz yakın çevrenize geçecek. Akraba, kardeşler, yakın çevrenizdeki insanlarla olan ilişkilerinizden büyük fırsatlar yakalayacaksınız. Yani Ahmet anlaşırız, iş yapıyoruz Ahmet. Balık yükselen balıkların Satürn balık burcuna geçişi haricinde çok büyük bir sıkıntı ve problemi olmayacak. En azından artık hayatınızı yeniden yapılandırıyorsunuz bu dönem içerisinde sevgili balıklar. Sorusu olan var mı? Eğitim durumları ne olacak? Ev aldı durum falan. Anlattım ya, hayatları yeniden kuruyorlar bu dönemde. Gayrimenkul durumları ne olacak? Sağlıkta, işle alakalı konular, hayatınızı kuracağınız konular. Yani ben bu şehirde yaşamak istemiyorum diyebilir balıklar. Ben bu işte olmak istemiyorum diyebilir bu dönemde. Ya da ben sağlığımda artık eskisi gibi sıkıntı yaşamak istemiyorum diyebilir. Bunlar ne ilgili? Var. Burada da var. Ne diyeceğiz? Kilo verip için. Evet. Ne güzel başlamıştık güne. Yani balıklar için balık burcunun yengeç mesela 7 Ocak civarı dolunay aşk evlerini hareketlendirebilir. Ya da yengeç zamanı olan Temmuz ayında aşkla ilgili konularla ilgili olacaklar. Onun dışında hani bu sene aşktan yana şanslı olacak olan burçları söyledim zaten. Döngünüze bakın. Biz kaçırdık orayı. Buyurun. Kilo durumları ne olacak? Kilo durumlarında bir şey var mı, bir hareket? Şimdi o Satürn size gösterecek işte. Görüyorum zaten bir şeyler de hala. Satürn şimdi diyecek ki 2012'den bu yana vücudunuza iyi davrandınız. Mesela 2012'den bu yana Satürn Neptün balık burcunda. Balık burçlarının özellikle kararsızlıklarını çoğalttı. Karar veremediler, doğru işteler mi, hayatları doğru mu gidiyor, çok çabuk yanıldılar, çok çabuk taviz verdiler. Şimdi artık Satürn geliyor oraya, diyecek ki çak çak. Yani bir kendine gel, ne yaptın, ne ettin, bitecek güzel. Çok rahat olur, hiç merak etme. Siz teşekkürler. Yapacaksınız. Buyurun. Eğitim durumlarıyla ilgili neler bekliyor onları? Balıkları mı? Yükseleniniz ne? Boğa. Boğa. Boğa'ya göre bakacak aslında. Bütün döngü Boğa'ya göre. Çok şanslı bir yıldasın 16 Mayıs'tan sonra. Şans rüzgarları senin arkandan esiyor. İkisi de orada. Ama ay çok tatlılar ama hep şunu
söylüyorum. Bunu bilerek sakın çalışmamazlık etmeyin. Çünkü bunlar gökyüzünün hareketleri. Ama unutmayın ki bize şanslıyız diye kimse kapımızı çalıp ben hoş geldin deyip size onu şanslı ya da kafanıza böyle sihirli değnekli biri vermiyor. Çalışırsan eğitimde karşılığını alırsın. Çalışırsan işinde karşılığını alırsın. Kendin için ne yapıyorsun? Çalışmadan 3 günde 5 günde zayıflayamayız. Çalışmamız gerekiyor. Her şeyin malzemesi biziz. Hepsini anlattım. Şu an balıkları...